Şimdi şurası ana mağaranın girişi. Şurası karanlık ağız olarak geçen yer. Atar mı? İnsanların girişini engellemek için herhalde böyle bir şey yapmışlar. Rahatsız mı ediyorsun acaba orada bir şeyleri? Volkan içeri girdikçe bu alet daha da böyle bir hareket etmeye başlıyor. İnsan melek gibi bir şey buldu ve 6 yaşında oluyor. Türkiye'de hala sırrı çözülemeyen birçok yer var. Sadece efsaneleri, duyanların bile ürkmesine neden olan bu yerlerden biri de Havran tarafındaki mağaralar. Yapılan araştırmalara göre içerisinde çok sayıda kemik olduğu belirtilen mağaranın sırrı da hala çözülebilmiş değil. Türkiye'nin en gizemli yerlerinden biri olan Havran İnönü Mağaraları, Balıkesir ili sınırları içerisinde yer alıyor. Ve Havran Mağarası diğer adıyla karanlık ağzın içine girenleri yuttuğu öne sürülüyor. Rivayet edilen bu ürkütücü konular nedeniyle mağaralar merak uyandırsa da yaşandığı iddia edilen olaylardan sonra içerisine girmeye pek kimse cesaret edememiş. Bölge halkının iddialarına göre mağara lanetli ya da bir takım güçler tarafından ele geçirilmiş. Hayvanların sıklıkla otlatıldığı bölgede içeri kaçan koyunların bir daha dönmediği, hatta hayvanlarını kurtarmak için mağaraya giren bölgedeki iki çobanın da bir daha oradan çıkamadığına inanılıyor. Geçeceğimiz yerde şu anda bir baraj inşaatı varmış galiba, baraj yapımı var. Balıkesirli birini aradık dün, Samet hocam ve arkadaşını aradı. Gazetelerden, haberlerden falan da görmüştüm. Son zamanlarda çekilen videolarda da hani denk geldik buna. Sanıyorum ki orada bir baraj inşaatı var şu anda ve bu yüzden yolun belli bir kısmı kapalı. Normalde mağaranın önüne kadar arabayla gidebiliyorsunuz herhangi bir ulaşım aracıyla. Ama şu anda kapalı olduğu için eğer hala öyle mi emin değiliz ama birazdan ortaya çıkacak. Eğer öyleyse arabayı başka bir yerde park edip mağaranın iç tarafına doğru yürümemiz gerekiyor. Bu arada o bölgede yer aldığı söylenen birkaç tane farklı mağara ve mağara topluluğu var. Biz önce İnönü Mağarası'na gideceğiz. Karanlık ağız olarak geçen mağara da kimisi o mağaranın o mağara karanlık ağız olduğunu söylüyor. Kimisi de biraz daha üst tarafta, yukarı kısımda karanlık ağız mağaraları giriş olduğunu söylüyor. Bir oraya gidelim. Durum netleşince zaten tekrardan konuşuruz. Mağaranın önüne kadar gidenlerin söylediklerine göre mağaranın girişi ve içerisi hayvan kemikleriyle dolu. Yine bölge halkının iddiasına göre içerisi sanılandan çok daha büyük. Hatta bazı kişiler sonunun olmadığına dahi inanıyor. Fakat anlatılan hikayeler nedeniyle mağaraya pek kimse uğramıyor. Zaten girişler de yasak. Gideceğimiz yer buraya herhalde 8-10 kilometre kadar uzaklıkta mı? İnsan kemikleri mevzusu ilçe yetkililerini o dönem harekete geçirmiş ve akabinde İl Savunma Müdürlüğü tarafından oluşturulan 5 kişilik tam donanımlı bir ekip bahsedilen yere giderek incelemelerde bulunmuş. Ancak herhangi bir bulguya rastlanamamış. Kaybolan hayvanlara ve çobanlara neyin neden olduğu ise tam bir muamma. Kimilerine göre bir takım cini varlıklar bölge genelinde hüküm sürüyor ve kimseyi buralara yaklaştırmıyor. Mağara, daha doğrusu karanlık ağız olarak geçen bu gizemli yer bir görünüyor, bir kayboluyor. Bir başka öngörü ise mağaranın içerisinde bir çeşit geçiş olduğu yönünde. Girenlerin ölmesinden ziyade başka bir boyuta ya da paralel bir evrene geçtikleri iddia ediliyor. Mağara hakkındaki bir diğer söylenti, içeride insan yiyen canavarların varlığı şeklinde. Buna göre iki çobanın mağaraya girdikten sonra bir daha dönememesinin nedeni yine bu canavarmış. Fakat bunların hepsi halk arasında anlatılan ve aslı olmayan iddialar. Mağara ile ilgili şu ana kadar kanıtlanmış bir bilgi yok. Şu anda biraz beldenin iç taraflarına doğru hareket edeceğiz. Mesela biz mağarada mahsur kalıyoruz. Şu an Havran'ın içinden çıktık. Yani Balıkesir Havran değil mi orası? Balıkesir'e bağlı Havran'ın içinden çıktık. İnönü köyüne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Köy yolu burası.
Şu ileride bir köy gördük biraz önce ama orası orasını bilmiyoruz. Ama başka da yerleşim yeri gözükmüyor. Muhtemelen o tarafa doğru gidiyoruz. Bir 5-6 kilometre falan ileride yer alıyor. Mağaranın çok derin olduğu ve girenlerin ise bir daha geri dönüş yolunu bulamayarak kaybolmuş olabilecekleri de tabii ki bir diğer ihtimal. Bilimsel olarak yapılan açıklamada ise içeride çok fazla yarasa olduğu ve bu yarasaların saldırı olanaklarının yüksek olduğu belirtilmiş. Yarasaların genelde sürü halinde gelen kişi ve hayvanlara saldırıp onları canlı tutmadıkları belirtilmiş. Ancak yarasaların insanlara saldırma ihtimali çok rahatsız edilmediği sürece düşük. Yani bu açıklama da aslında pek olası gözükmüyor. Şu anda internet falan çekmiyor arkadaşlar. Bir yere girdik ama hadi hayırlısı yani. Şu anda köy içine geldik arkadaşlar. Mağaranın girişini arıyoruz. Daha doğrusu köy içinde değil tabii ki mağaranın girişte. En azından sorabileceğimiz birisini arıyoruz ama bu köy biraz önce içinde bulunduğumuz köy gibi değil. Daha enteresan değil mi? Daha böyle kimse yok sanki şu anda. Yani resmen terk edilmiş bir köy gibi duruyor. Bir kişiyi bile görmedik. Şu anda 5 dakikadır falan içinde dolaşıyoruz. Hala görmüyoruz. Sağ sollu evler var. Terk edilmiş değil burası aslında ama terk edilmiş bir köy gibi. Ah, bir kişi gördüm galiba. Mağaraları görmüşsünüz. İşte mağaraların üstü var. Şimdi yeniden bir bizim Ambigini derler oraya. Arayını var oralarda. Oraları yeniden kazım yaptılar ama yeniye falan nasip olsun. Şu an görme şansımız hiçbir şekilde yok yani. Ama şöyle bir göz yaklaşalım diye. Gelmişken göreceğiz. Buradan tekrar sola gireceğiz. Yok, çıkmayacaksın. Sola yol dönüyor. Tamam. Oradan ha, devam edeceğiz. Sağa sola sapma. Doğru. Baraja çıkarırsın. Tamam. Öyle yapalım. Çok sağ olasın abi. Ben de buraya görevliyim zaten. Öyle mi? Çalışıyorum. Tamam, bir şey olsa seni ararız abi. Tamam. Ulaşırız sana. İsmi ne yapsın? İsmim İbrahim. İbrahim abi. Böyle bir şey olursa işiniz. Tamam, birazdan şey yaparız. Bulamazsak İbrahim telefon çekmiyor zaten de. Tamam. Hadi kolay gelsin abi. Halk mağaranın bir sonu olmadığını düşündüğü ve lanetli olarak adlandırdıkları Havran Mağarası'na konuşulanlar yüzünden girmeye cesaret edemediğini de belirtiyor. Arkadaşlar şurası ama oraya nasıl gideceğimiz konusunda bir fikrimiz yok. Normalde yerlere arabayı park edip yürümek gerekiyor galiba. Yol birazcık böyle sağa doğru veriyor. Şuradan bir yol var. Şu tarafa giden ama emin olamadık. Duvar var ve yol dünyanın sonuna gelmiş gibi hissediyorum şu anda. Şu anda girilmemesi gereken bir yola girdik arkadaşlar. Girişinde uyarı tabelası vardı. Yaya trafiğine ve araç trafiğine uygun değildir, yol kapatılmıştır diye. Ama biz ne yaptık? Biz girdik. Biz girdik bu yola. Volkan da arkada uyuyor. Bir saniye, size mağarayı göstereyim. Biz şu an mağaranın alt tarafındayız arkadaşlar. Üst yola çıkmamız gerekiyor mantık olarak. Burası mağaranın girişi. Gerçekten ürkütücü gözüküyor ama doğru. Ya bizim şu üst yola bir şekilde ulaşıp buraya girmemiz gerekiyor ama ne, buraya nasıl gireceğimiz konusunda hiçbir fikrimiz yok şu anda.
Yeni Aktüel dergisindeki bir habere göre konuyu araştırmak isteyen iki kişi Karanlık Ağız isimli bu mağarayı bulmak için yola düşer. Yanlarına köy halkından da bilir bir kişiyi alırlar. Ancak Karanlık Ağız isimli bu yeri bir türlü bulamazlar. Sonra köye geri döndüklerinde o mağaraya giren çok yaşlı bir kadınla karşılaşırlar. Kadın mağaraya bir kere girdiğini, içerisinin çok derin olduğunu, en az 500 büyükbaş hayvan olacak kadar büyük olduğunu söyler. Orası sahipli, üç harflerin yeri. Size mağarayı göstermemişler. Gösterselerdi de girseydiniz zaten bir daha çıkamazdınız. Zamanında oraya girip kaybolan hayvanlarının peşinden koşan bir çoban da bir daha dışarı çıkamadıydı diyerek cümlesini bitirir. Lafa giren köyden başka birisi ise esas gizemli mağaranın Havran Barajı'nın yapıldığı bölgedeki mağaralar olduğunu belirtir. İçerisinde yarasaların olduğu, dibi bucağı belli olmayan bir mağara olduğunu iddia eder. Dediğine göre bu mağaranın karanlığı ışığı adeta yiyormuş. İçerisi uçsuz bucaksızmış ve derinlere inmek neredeyse imkansızmış. Ve biz de işte tam olarak bu mağaraya gidiyoruz. Buradan üst tarafa geçiş yok ya. Değil mi? Şu an dağ tepe bayır. Alakasız bir yollara girdik arkadaşlar. Kimse barajın üst tarafına nasıl çıkacağımızı bilmiyor. Yani baraj şantiyesine sorduk. Onlar da bilmiyor mesela, enteresan. Ama bir yol deneyin dedi. Yani bir yol tarif etti. Belki dedi orası çıkartır. Şu anda baraj girişini bulduk ama çok değişik bir yoldayız. 1, 2, 3, daha 3. Hadi bismillah. Güzel suratlı. Arkadaşlar saat şu anda 18.42 oldu. Ve biz herhalde 2,5 saattir falan mağara arıyoruz. Değil mi? Daha İstanbul'a döneceğiz. 2,5 saattir mağara arıyoruz arkadaşlar. 2,5 saat. 3,5'ta oradan 3,5, 4,5, 5,5, 3 saattir. Köyün içine girdik, Havran köyüne. Alakası yok aslında. Oradan birisi bize tarif etti. Bir kısmını çekti videoyu, görmüşsünüzdür. Tarif etti. Adamın tarif ettiği yerle yani uzaktan yakından alakası yok. Barajın çok alt kısmına indik. Bizim barajın oraya, yani üst tarafa çıkmamız gerekiyor ki oradan yürüyerek mağaraya gidelim. Ve yolda da böyle birkaç kişiye sorduk. Herkes şu anda mağara arıyor. Yani burada hani 3-4 tane arabayla denk geldik. Hepsi mağaraların girişini arıyor. Ne diyor? Arkadaşlar burası. Şimdi şurası ana mağaranın girişi. Şu yukarıda gözüken yer, görüyor musun? Bak şurası. Şurası sağ değil mi? Evet, şu aşağıdaki yer. Şurası Karanlık Ağız olarak geçen bir yer olması lazım. Şurası. Şu tarafta da bir giriş var ama orası tabii çok tepede kalıyor artık yani. Şura ve şurası. Biz ana mağaranın girişindeyiz. Ana mağaraya gireceğiz şu an. Yani gireceğiz umarım. İnanılmaz yüksekteyiz arkadaşlar. Yaklaşık olarak 3,5 saattir burayı arıyoruz yani. Ve sonunda ulaştık. Artık videoya bir beğeni atarsınız ya, rica edeceğim. Daha önce de söylemiştim, bu mağaralarda çok büyük bir yarasa popülasyonu olduğu söyleniyor. Ama bunlar tabii hani kanemici yarasalar değil. Bir yerlerden garip sesler geliyor şu anda. Normal yarasa türleri. Ama mağaraların derinliklerinde tabii, biz o kadar mağaranın iç tarafına, derinliğine girmeyeceğiz. İmkanımız tabii çok zor. Ama çobanları falan yoktu söylenen yer. Kameralardan çekim yapmaya çalışıyoruz. Şurası. Şu tarafta da bir giriş var ama. Atar mı? Dilim var. Bir şey mi var?
anda arkadaşlar etrafta çobanlar işte, çobanlar falan kaybolmuş eski yıllarda burada. Şu anda o kadar yüksekteyiz ki. Etrafı taşlarla örülmüş ve kapatılmış. Arkadaşlar burası çok çılgın bir yer. Bayağı büyük bir mağara ama mağaranın girişini kapatmışlar her taraftan. Şu güzelliğe bakar mısınız? Artık güzellik bilmiyorum ama şu anda burada olan tek insanlar biziz çünkü giriş yasak ve buraya ulaşmak da neredeyse imkansız ya. Diyorum ya size, 3,5 saattir burayı arıyoruz. Aynı zamanda uygulamayı da açtım. Buraya gelene kadar bir şey yoktu. Mağaranın girişinde bir bir varlık tespit etti. 9 aşağı yukarı 9 metrelik mesafede diyor yani. 9 metre ve civarında. Taşlarla kapatmışlar arkadaşlar. Biraz önce, şu anda sesim inanılmaz yankılı geliyor çünkü mağaranın içindeyiz. Biraz önce köyde bir kişiye denk geldik. Bu adam belediyede çalıştığını söyledi. Bir kısmını videoya çektim, bir kısmını çekemedim. Nefes nefese kaldım çünkü bayağıdır yürüyoruz. Arabaları barajın girişinde öbür tarafında bırakıyoruz. Bu tarafa yürüyoruz. Başka türlü bir geçiş imkanı, buraya giriş imkanı yok. Eskiden mağaralar açıktı, odaları. Birkaç tane video izlemiştim onunla ilgili ama şu anda kapatmışlar mağara girişlerini. Köydeki adam bize şey söyledi. O yol dedi açıktı. Ama mağaraların girişi açıktı. O tarafta bir albayın intiharından sonra oralar kapatıldı. Artık mağaralara giremezsiniz dedi. Olayın detayını çok sormadım ama hani gazetelerden falan bulmaya çalışacağım. Bir albay intihar etmiş. Programı daha açtığım saniye varlık tespit edildi diyor yani saniyesi. Bak şu anda kaç saniyedir? 23 saniyedir kayıt alıyorum. Anında bir şey buldu yani. Burada duvarlarda hep delikler var. Ne delikleri acaba? Yani burada bayağı kilit takmışlar buraya. Böyle bir şey yoktu burada ya. İnsanların girişini engellemek için herhalde böyle bir şey yapmışlar. Ay, şu anda burada inanılmaz bir hareket algıladı. Emin misin çıkmak istediğine? Çıktı vallahi adam. Mağaranın içini çekebiliyor musun? Feneri açman lazım. Niye açmıyor feneri? Bak, benim elimdeki frekans ölçer alet şu anda gaza geldi ona göre. Rahatsız mı ediyorsun acaba orada bir şeyleri? İçerisi çok serin. Şu anda bir korku filmindeymişim gibi hissediyorum. Adam giriyor, kayboluyor ve asla yardım bulacağımız bir yerde değiliz. Birimiz burada kalıyoruz. Birimiz geri dönüyoruz. Ya yılan mılan yoktur değil mi? Yılan yoktur da yarasa ve sinek varmış çok burada. Oradan gitme. Eyvah. Eyvah. Volkan gelir misin? Volkan içeri girdikçe bu alet daha da böyle bir hareket etmeye başlıyor.
Dur o aletle çekeyim. Volkan! Adam gitti. Batman gibi çıkacak şimdi. Bir ses geliyor içeriden. Volkan'ın sesi mi? Görüyorum ben şu an. Aynen. Bu alet neden bu kadar gaza geldi şu anda? 3 saattir açık ve hiçbir hareket yok yani. Volkan içeri girince bir hareketlenmeye başladı. Volkan gelir misin? Şu an gerçekten korktum yani. Örümcek ağlarını görebiliyor musunuz acaba? Flaştan umarım gözüküyordur. Evet. Bak görüyor musun? İnanılmaz hareketler. Evet, durup dururken. Bak şuraya çıkana kadar, şuraya gelene kadar açık bu alet. Hiçbir şekilde hiçbir hareket yoktu. Volkan mağaraya girdikten sonra... İnanılmaz bir örümcek ağı var. Burası gitgide yükseliyor. Gerçekten zamanın başından beri olan bir yapı arkadaşlar. Kaç yüz bin yıllık, belki de milyon yıllık bir mağaranın içindeyim şu an. Ve içerisi çok serin. Baksana nasıl hiç durmuyor görüyor musun? Bak. Burası kapalı bir oda gibi bir şey. Tamam, sen mağaraya girdiğinden beri şu alet var ya gerçekten halay çekiyor. Çıkıyorum pek bir yere çıkmıyor çünkü burası kapalı bir oda gibi bir şey. Bakar mısın? Abi çok buzun üstünde gibiyim. Nasıl ineceğim ben buradan? Lütfen düşme. Yalın ayak mı insan acaba? Bu ayakımın altı hiç tutmuyor çünkü şu an. Samet Hoca gelsin onu kucağına atla. Eyvah. Lütfen dikkat et. Kapının oraya doğru baktın mı? Evet, kilitli orası, kapatmışlar. Bakar mısın? İşini çekti. Yürü yürü, baksana şunun şekline. Çok enteresan. Bak duyuru yapıyorlar galiba. Hayır yaz. Duyuru gibi bir şey, anons yapıyorlar. Anons yapıyorlar galiba. Anlamı geliyor. Bir şeyler söylüyor ama anlamıyorum. Kayboldu. Baksana melek gibi bir şey buldu ve 6 yaşında diyor. Görüyor musun? Kaybolan çobanlardan birisi olabilir. Şekli görüyor musun? Enteresan değil mi? Burada inanılmaz aktivite var arkadaşlar şu anda. Yani normalde ben bu programları çalıştırırım. Hani böyle
devamlı bir şey bulmaz. Şu anda şu alet de kafayı yedi. Mağaraya milyar yaşında bir yerde olduğumuzu unutma lütfen yani. Aynen ve şu diğer aletler de kafayı yedi. Her saniye bir şey buluyor. Lan gidelim mi artık? Wow, gerçekten müthiş. Ürkütücü. Çok güzel. Evet. Mağaradan çıktık. Mağaradan uzaklaştık arkadaşlar. Kapatayım. Açayım. Sıfır hareket. Sıfır hareket. Bakın yanıyor yani şu anda. Kapatıyorum. Açıyorum. Böyle duruyor. Deminkini gördünüz. Deminki frekansı gördünüz. Şu andaki de böyle. Sıfır. Göreyim. Mağaradan çıktığımdan beri Allah kaydım. Hiçbir hareket yok. Sıfır. Hala yürüyorum. Hala açık ışığı yanıyor. Sıfır hareket. Sıfır frekans. Açık bu arada önümde. Asla kapatmıyorum yani şu anda. 59 saniye oldu. 1 dakika oldu. Tekrar kapatayım. Açıyorum. Açık şu anda. Bunda böyle enteresan bir yuvarlak şekil var. Ne alaka anlamadım ama. Biri burayı böyle yapmış yani. Çünkü buraya mesela şey girişi yasak. Araba girişi yasak. Yer yok yani. Herhangi bir motorlu taşıt da giremez. Açık bu arada hala. Herhangi motor taşıt da giremez. Çünkü kapısındaki kapılar demirle kilitli. Ve onun haricinde şu taraftan da yol yok. Yani biz aşağı tarafa geldik. Şu tarafa çıkacak yol yok yani. Her taraf kapalı. Sıfır hareket hala açık. Sıfır, sıfır, sıfır. Her şey bir yana arkadaşlar. Doğanın güzelliği burada bir başka vuruyor insana ya. Doğanın güzelliği gerçekten bir başka vuruyor. Şuraya bakar mısınız? Havran burası. Balıkesir'in bir ilçesi. Havran. Müthiş. Burası baraj kapakları. Demin yanımızda başka bir araba daha vardı. O yüzden video çekemedim. Girişi çekemedim daha doğrusu. Normalde ana giriş kapıları kapalı arkadaşlar. Yan tarafında şöyle bir insanın geçebileceği ölçüde küçük bir boşluk var yani tellerle kapalı. Kapısında da kilit var. Şu yan tarafındaki hani boşluktan giriş çıkış yaptık biz. Şu anda da oradan çıkıyoruz. Bilmiyorum duyabiliyor musunuz? Muhtemelen duyamıyorsunuz ama barajın sesi geliyor. Suların çıkış yerim. Buradan girdik. Gördüğünüz gibi tel örgülerle kapalıydı burası.